Ey dünya perest nefsim, acaba ibadetteki fütûrun ve namazdaki kusurun meşagili dünyeviyenin kesretinden midir? Veyahut derdi maişetin meşgalesiyle vakit bulamadığından mıdır? Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki bütün vaktini ona sarf ediyorsun? Nefsi susturup vicdanı harekete geçiren, vicdanı galip getiren üç tane soru. Birincisi, ibadetteki fütûrun, yani ibadetteki lakaytlık, vurdum duymazlık, böyle alelacele aradan çıkarılan namazlar, sanki sırtımıza yükmüş gibi olan tutum ve davranışlarımızın sebebi, dünyevi, bakın meşagili dünyeviyemizin çokluğundan mıdır? Gerçekten çok fazla meşgulüz, başımızı kaşıyamıyor muyuz? Namaz kılmaya vakit bulamıyor muyuz? Veya kıldığımız zamanda da aradan çıkarıyoruz. Halbuki bunu iddia eden insanlar saatlerce televizyonun, saatlerce internetlerin, saatlerce futbol programlarının önünde zaman öldürüyorlar. Gezmeler, tozmalarda hiç zamana acımıyoruz. Ama ne hikmetse Allah'a ayırdığımız zamanı çok görüyoruz. Birincisi bu. Sonra ikincisi, veyahut derdi maişetin gerçekten geçim sıkıntısından dolayı vakit bulamıyor muyuz ibadete? Bir üçüncüsü, acaba sırf dünya için mi yaratılmışız? Faraza ilk iki iddia doğru olsa, biz çok fazla meşguliyetimiz var. İki, geçimimizi sağlayamıyoruz. İki, üç işte birden çalışıyoruz. Oradan oraya, oradan oraya. Vücudumuzun ihtiyacı kadar uyuyoruz, hayır zamanları çalışıyoruz. Gerçekten böyle mi? Faraza böyle oldu. Gene de ibadeti ihmal etmek, namazı terk etmeye gerekçe olamaz. Neden? Çünkü biz sırf dünya için yaratılmış değiliz. Hemen ispatını yapıyor. Çünkü sen istidat cihetiyle bütün hayvanatın fevkinde olduğunu ve hayat-ı dünyeviyenin levazımatını tedarikte İktidar cihetiyle bir serçe kuşuna yetişemediğini biliyorsun. Serçe kuşu için ne lazım? Birkaç tane dar veya buğday. Yetiyor ona o günkü ihtiyacını gidermeye. Peki bizim, hani Efendimizin hadisi var ya, bir vadi dolusu altın verilse ikincisini isteyecek, üçüncüsünü isteyecek, dördüncüsünü isteyecek, onun içini, gözünü doyuracak bir avuç topraktır. Demek ki insan bu dünyada hayvanlar kadar da lezzet alamaz. Yetenek ve kabiliyet itibariyle hayvanlardan 100 kat daha donanımlı olmamıza rağmen. Bir tenakuz var gibi, donanımımız, yani istidat ve kabiliyetimiz çok üst seviyede, aldığımız haz ise hayvanların çok gerisinde. Demek ki bu istidat ve kabiliyetin kullanım yeri, tatmin olacağı zemin bu dünya hayatı değil.